Şimdi babamın müziği böyle. Halk evleri zamanında uzun yıllar çalıştı. Halk evleri. Hatta temin adı geçti. Kıvanç Hanım. Kıvanç Hanım da onların orkestradaydı. Kıvanç Hanım. Çok kişi. Şimdi isimlerini tam hatırlayamayacağım. Bir sürü Bir babamın meşhur arkadaşları. karikatür var. O karikatürü çizen de Ayvalıklı aslında. Ayvalıklı, evet. Ayvalık caz bandosu diye Evet, böyle evet, evet, sıraya evet. dizilmiş meşhur bir karikatür vardır. Şimdi o karikatürcü ismini, bir karikatürcü varmış burada. Hürriyet gazetesinde uzun Kayınpederim yıllar anlatırdı. çizmiş, çizim yapmış. Kayınpederim anlatır. Hatta dükkanı da o az önce sana söylediğim şeyin orada. Niyazi Bey'in eczane dedim ya. O İstanbul AVM'yi geçtikten sonra sağ tarafta orada Hapishaneye yakındır, hapishaneye yakın böyle berduş bir vaziyette yaşarmış. İçkici, çok içkici. Gelirlermiş ona bir şişe içki ısmarlarlar. Ona karikatür yaptırırlarmış, anlatırlardı. Eczacı. Eczacı değildi. Bu karikatür yapan kişi varmış orada. Bir böyle gazeteler, mazeteler karikatür yaparmış. Yani çok yetenekli birisi. Şimdi Ayvalık'ta sağlık durumu, sağlık konusunu hakkında bir şeyler söyleyecek olursak, tabii çok eski yılları bilemem. Ben ancak doğduğum yıldan sonraki yani Nasıl çözüyorlardı insanlar nasıl yani? çözüyorlardı? Şimdi Doktor Ayvalık'ta çok eski yani 30'lu 20'li 30'lu yıllardaki doktor durumunu bilemem Bir tabii. doktor varmış galiba. Vardı. Şemsettin Bey diye bir doktordan söz edilirdi. Birkaç öyle doktor vardı. Ama genelde insanlar pek doktordan ziyade eczanelerden medet umarlardı. Eczacıya gider, işte benim şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Eczacılar da o hastalığı tahmin ettiği şekilde bir o kişiye bir ilaç verirdi yani. Peki eskiden sağlık konusunda burada salgın hastalık olmuş mu? Şöyle bir örnek. Siz dediniz ki yani 9 çocuğundan işte kaç tanesi kaldı? Benim babaannem de söyledi. 12 tane çocuğundan 4 tanesi kalmış. Böyle salgınla mı? Burada değil, Rumeli'de ölüyor. Küçük Rumeli. yaşta Rumeli'de, daha Florina'da yani. Dedemin 9 çocuğu orada ölüyor. Hatta babam derdi, bir abim vardı derdi Muhammed isminde. 16-17 yaşlarında dereye girmiş. Şehrin içinden bir dere akıyormuş nehir. O nehre girdi, zatüre oldu, öldü derdi. Hepsi diğerleri küçük küçük ölmüş. Annemlerin burada ölmüşler. Yani 12 çocuktan Evet. 8'i ölmüş. Burada. Yani Şimdi burada da salgın olduğu falan valla söyleniyor. o Sıtma yıllarda salgını. bir de sıtma vardı. Şimdi geldikleri zaman Türkiye'de 3 tane, yani daha doğrusu genel olarak Türkiye'de o yıllar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 4 büyük hastalık vardı. Bunlardan birisi verem. İkincisi trahom, göz hastalığı. Üçüncüsü sıtma. Dördüncüsü frengi. Bu 4 hastalık. Atatürk, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bunlarla büyük mücadele etti. Trahom için, efendime söyleyeyim, sıtma için sıtma savaş dernekleri kuruldu. Sizler belki hatırlamazsınız, ben hatırlarım. Sıtma savaş dernekleri vardı. Sıtma savaş cemiyetleri bunlar. Sıtmayla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları yaparlardı. Okul okul gezerler, köy köy gezerlerdi. Sıtmaya karşı nasıl savunabilirsiniz? Bunlar var idi ama tabii bugün artık sıtmanın kökü kurudu. Verem bitti. Bugün başka belalar var insanlık için. Kanser belası. Bir ara AIDS vardı. Onun da bir bakıma önü alındı gibi deniyor. Efendim şimdi Hocam hepatit son türleri var. yıllarda maalesef Hepatit beslenme ile türleri var. alakalı olduğu için verem Tabii. şeyleri tekrar Verem var. tekrar var. Bilhassa şu Suriyelilerle birlikte Türkiye'ye tekrar girdiğini basında okuyoruz. Evet. Tekrar Türkiye'ye maalesef girmiş. O artık o eski hastalıklar vardı. Kolera, veba onlar bitti. Onlar artık kurtulmuş. Korku yok onlardan. Cumhuriyet'in ilk yıllarında şimdi 4 büyük hastalık varmış. İşte aşı yoktu, ilaç Aşı yoktu bulmak tabii. Şimdi sıkıntıydı, Ayvalık'ta temizlik. genelde eczacılardan medet umarlardı. Şimdi benim hatırlayabildiğim burada doktor olarak, mesela çocuk doktor, babam bize hastalandık mı Tahir Bey diye bir doktor vardı. Doktor Tahir Bey. Ona götürürdü. Çok iyi bir çocuk doktoruydu. Bir de Doktor Reşit Bey vardı, Reşit Ertekin. Bu da Ayvalık'ımızın en eski doktorlarından. Doktor Doğan Bey vardı. Bunlar da Fazıl Doğan. Evet, onlar yani Ayvalık'ın eski doktorlarıydı. Daha eskilerini bilemiyorum, hatırlayamıyorum tabii. Ancak yaşadığım dönemdeki doktorları biliyorum. Yani hastane falan olarak Hastane eskilerde. olarak yani o tam teşekküllü bir hastane değil de bugün 150 evlere giderken hani bir bina var şey olarak yapılmış, otel olarak yapılmış dedik. O bina Ayvalık'ın benim bilebildiğim en eski hastanesi olarak açılmış idi.
Hani bildiğim, hatırlayabildiğim, kendimi bildiğim günlerden itibaren. Ama daha önce neredeydi? Ha, Rumlar zamanında ona bakacak olursanız bugünkü ortaokul binası, yani lise binası bir hastane. Arka tarafı hemen mezarlık. Kapının çıkışından itibaren başlıyor. Rum mezarlığı, üst tarafta Türk mezarlığı idi. Hatta ben hatırlarım, eşim de okulda, Sakarya Okulu'nda öğretmendi. Ben de sanat okulu, henüz meslekteydim. Orada hep bilhassa Sakarya Okulu'nun bahçesinde yağmur yağdıktan sonra toprak kayması olur, kafatasları çıkar. Çocuklar bulup bulup getirirlerdi. Onun üst tarafında hocam Harambalos Kilisesi var. Vardı. Biliyorsunuz evet, herhalde. Evet. Hiç o konuda hani sizin öğrencilik zamanınızda bir kalıntı malıntı falan var mı? Yok maalesef, maalesef. Zaten şey olsa bile, yani temeller olsa bile ne oldu, bilinçte bilmiyorum. Değildik. O bilinçte değildik. Ancak kendimizi bildikten sonra değer vermeye başladık. Hı-hı. O bilinçte anladım. Olmadığımız için bilemeyiz. Gavurlardan kalma bina derdik, geçerdik yani. Bu çok şekilde. Teşekkür ederim hocam. De öyle. Için. Sağ olun. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah tekrar buradan da kaydı almış olalım. Tekrar devam ederiz. Ben de çok size teşekkür ederim. Ayvalık hakkında bildiklerimi aktarabildiğim için. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.